Al bakalım. Afiyet olsun. Demek Merve ile Bora'ya hediye getirdin ha? Bu kadar yakın olduğunuzu bilmiyordum. Ya belki kızacaksın ama benim çok içime oturdu o gün. Evlenmişler ama en mutlu olmaları gereken zamanda boyunları bükük. Dünya başlarına yıkılmış. Onlar adına konuşmaya geldin sen de. Çok üzüldüm Demir. Ha, sordum. Bir kutlama yapmak bile akıllarına gelmemiş. Ben organize edeyim dedim. Hatta Selin'in bahçesinde doğum günü çok güzeldi diye boş bulundum. Ama sonra hemen hatırlayıp toparladım tabii ki. Gerçi gerek yokmuş. Zaten herkes biliyormuş aynı evde yaşadığınızı. Kim biliyormuş? Herkes biliyormuş herhalde. Yani yukarıda konuşuyorlar rahat rahat. Hayır, ben de pot kıracağım diye strese girdim. Nasıl öğrenmişler peki? İşte Selin söylemiş. Senin haberin yok mu gerçekten? Nasıl ya? Hepsi biliyordu da sana karşı bilmiyormuş gibi mi davranıyordu yani? Ya patrondan sakladıkları yalanlara bak. Hayır, bence sen bunları hiç kural falan koyma Demir. Biliyorlarmış. Bunca zaman. Niye hiçbiri de çıkıp bir şey söylemedi? Ya bak, üzülme Demir. Sen çok yetenekli bir iç mimarsın. Ama patron olup sözünü geçirmen için belki de babam gibi sert ve acımasız olman gerekiyor. Sen yumuşak yüzlüsün. Herkes de bunu biliyor. Ya hadi ama üzülme. Çözülmeyecek işler değil ki bunlar. Yasakları, kuralları kaldır, her şey bir anda düzelir. Bak, Ayda ile konuştum. Akşam Happy Pie'de bir kutlama yapacağız yeni evliler için. Bence sen de gel. Çok eğlenceli olur. Hadi ama kırma beni. Akşam mutlaka bekliyorum. Görüşürüz.